Çocuklar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte girdiğiniz YDS sınavının sorularını çözüyoruz. Bu videomuzda da bu soruların çözümünü bulacaksınız. Birinci sorudan hemen başlamak istiyorum. Birinci sorumuz da asteroitlerle bir ilgili soru. Gezegenden daha küçük bir gök cismi olduğu söylenmiş. Yukarıdaki bilgiyi okuduğunuzda zaten ilk cümle bu. Asteroitlerin gezegenlerden daha küçük olduğunu söylüyor. İkinci bilgi de sadece Mars ve Jüpiter arasında bulunur demiş. Ama aslında sadece bulunmadığını gerek derslerimizde gerek de tekrarlarımızda ben size söylemiştim. Asteroitlerin milyonlarca bulunan asteroitten sadece 705 bini Mars ve Jüpiter arasında bulunuyor. Bu sebeple bu bilgi yanlış. Ceres Güneş sisteminin en büyük asteroididir demiş. Zaten aşağıda da bu bilgiyi vermiş. Bu durumda cevabımız doğrudan B seçeneği oluyor. İkinci sorumuz gezegenlerin kendileriyle ilgili bir soru. Güneş sisteminin en büyük gezegeni elbette Jüpiter. Güneş'e en uzak gezegen elbette Neptün. Bu durumda ikinci sorumuzun cevabı da B şıkkı oluyor. Bu soru çok da kolay bir soruydu, bilgi sorusuydu. Tahmin ediyorum ki hepiniz doğru yapmışsınızdır. Üçüncü soruya geldim. Üçüncü soruda bir tanıtım kartı hazırlanmış ve X, Y bilgilerinin ne olduğu sorulmuş. Bu bir mavi gezegen. Dolayısıyla Uranüs ya da Neptün'e benziyor. Dünya çünkü mavi bir gezegen ama bu şekilde olmadığını hepiniz bilirsiniz. Alttaki bilgilere baktım. Evet, uydusu var, halkası var. Güneş sistemindeki dördüncü büyük gezegen. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün sırasıyla bu şekildeydi büyüklük sıralaması ve daha sonra Dünya vesaire diye gidiyor. Bu durumda dördüncü büyük gezegen sadece bu bilgiden zaten soruyu çözebiliyormuşum. Cevabım Neptün oldu. Neptün'ün de dış gezegen olduğunu zaten biliyorum. Üstelik iç gezegen Neptün şeklinde bir şık olmadığı için cevabımız doğrudan B şıkkı oluyor. Dördüncü soruda hemen bakıyorum damar çeşitleri ve özellikleri verilmiş. Buna göre hangileri eşleştirilirse doğru cevap bulunur diye soruyor. Atar damarlar, kılcal damarlar, toplar damarlar. Kalpten vücuda kan taşıyan atar damarlardı. Kılcal damarlar hücreler arasında en küçük yerlerdeki işlemleri kılcal damarlar yapıyor ve vücuttan topladığı kanı kalbe getiren damarlarda toplar damar. Bu yüzden 2'nin A ile hemen bakıyorum. Şunlar gitti zaten. Dolayısıyla 1'in B ile ve 3'ün direkt C ile eşleştiği A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olmuş oluyor. Beşinci soruya geldik. Çok kolay bir soru. Tahmin ediyorum ki hepiniz doğru yapmışsınızdır. Çünkü burada alü var, akü var, plazma bulcukları. Bunları söyleyince bile kan bulcukları dedim. Dolayısıyla bunun işaretli olduğu yer yani soru işareti kan olmalı ki kanın bölümleri de yanlarına ayrılmış olsun. Cevabımız A şıkkı. Hemen altıncı soruya bakıyorum. Altıncı soruda yukarıdaki gezegenlerden kaç tanesinin uydusu vardır diye soruyor. Bakalım nelerin uydusu yoktur diye düşünelim ilk önce. Merkür ve Venüs'ün uydusu yoktu. Bu durumda Mars'ın, Uranüs'ün, Neptün'ün ve Satürn'ün uyduları olduğuna göre hepsinin uydusu vardır ve cevabımız D seçeneğidir. Yedinci soru. Yedinci soru kuvvet hareket ünitesi ile ilgili. Hemen bakalım sorumuza. Diyor ki sürtünmesiz yatay bir ortamda durmakta olan cisimleri F1, F2 ve F3 kuvvetleri etki etmiş. Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalıyor. Yani buradaki yön olarak yazalım hadi. Çünkü böyle işlemiştik hatırlarsanız. Batı ve doğu diye yazdım. Batıya doğru tek bir F1 kuvveti var. Doğuya doğru iki tane kuvvet olmuş, uygulanmış ve bunların ikisi birlikte diğer karşı taraftaki F1'i dengeliyor. Dolayısıyla bundan şunu anlamam lazım. F1 eşittir F2 ile F3'ün toplamı. Hemen bakıyorum ve böyle bir şık yok. O zaman neyi bulmam lazım? Hepsi birbirine eşittir. Olamaz. O zaman dengede olmazdı. F1 F2'den daha büyüktür. Tamam. F2 de F3'ten daha büyük. Olabilir mi? Evet, zaten sorunuz olabilir'i soruyor size. Kesin bir şey soramaz burada. Çünkü sayısal hiçbir şey verilmemiş. Buna tik koydum. F2 en büyükleridir. F2 en büyükleri olursa bu cisim tutar doğuya doğru giderdi. Ama gitmemiş. F3 en büyükleridir. Bu da aynı mantıkla gitmemiş. Bu yüzden cevabımız B seçeneği. Hemen silelim burayı.
Devam ediyorum 8. soruya. 8. soru çok uzunmuş gibi görünüyor. Bir sayfa tek bir soruya ayrılmış. Fakat o kadar kolay ki belki de testin en kolay sorusu olabilir. Yukarıdaki hızlarına, süratlerine bakarak aşağıda bunları sıralamanızı istemiş sadece. Okuması yazması olan herkes bunu yapardı bence. Bakıyorum buraya. En yavaş hareket eden salyangoz. Çünkü hepsinin de birimleri aynı. Bu da size çok büyük bir tüyo. Hepsi kilometre bölü saat bazında verilmiş. En yavaş salyangoz, hemen bakıyorum ondan sonra insan, ondan sonra baktım bisikletli, yanlış bakmıyoruz. Salyangoz, insan, bisikletli. Evet, şu olabilir. Bu olamaz, bu da olamaz, bu da olamaz. Zaten ilk üçüne baktığım zaman bile bunu bulabilmiş oluyorum. Cevabımız A seçeneği oldu bu sorumuz içinde. Küçülttüm çünkü ekrana sığmıyor diye. Şimdi tekrar büyüterek sorumuza devam edebiliriz. Dokuzuncu soruya geldim. Dokuzuncu soru da birinci ünitemizle ilgili bir soru. K ve L'nin Güneş'in etrafındaki yörüngeleri verilmiş. Burada neye dikkat ediyorum biliyor musunuz? K'nın etrafına çizilen bu, yani Güneş'in etrafına çizilen yörünge K gezegeni için daha büyük. O zaman K, L'den daha uzakta Güneş'e. Ki böyle. Şimdi K'nın Güneş'e daha uzak olduğuna bakıyorum. K Jüpiter ise L Dünya'dır. Hayır, Jüpiter Dünya, yani Jüpiter'le Dünya'yı düşündüğümüz zaman pardon bir saniye bir saniye şöyle yapalım. Kafanızı karıştırdım ben sizin. Buradan tekrar kalemimi açayım. Evet. K gezegeninin L'ye göre daha uzakta dönüyor olması lazım. K gezegeni Satürn ise L Neptün'dür. Satürn Neptün'e göre Güneş'e daha yakın olamaz. K Merkür ise bir kere K daha uzak olacak. Merkür olursa ondan daha yakın başka gezegen yok. K Mars ise L gezegeni Uranüs'tür. K Mars'a L nasıl Uranüs olacak? K daha uzakta olmalı. K Jüpiter ise L gezegeni Dünya'dır. Evet, Jüpiter Dünya'ya göre daha uzakta. Bu durumda cevabımız A seçeneği oluyor. Hemen 10. soruyla devam edelim. Burada açıklanamayan boşaltım sistemi idrarı bir süre depoluyor. Depo kimdi? İdrar kesesi yani mesane. Dolayısıyla bu var. Kanın süzülmesini sağlar. Zaten boşaltım sisteminin ana organı böbrek. İdrarı böbrekten aldı, idrar kesesine taşıdı. İki tane. Bunları asla karıştırmayın demiştim size. Üreterler ama burada üretradan bahsedilmemiş. Üretrada idrarın vücuttan atıldığı yerde bu durumda cevabınız A olur. Hemen 11. soruya geçtim. 11. soruda F1, F2 ve F3 kuvvetleri verilmiş, yanlış olanı soruyor. Yönleri var, büyüklükleri var, doğrultuları var. F1 ve F2 aynı büyüklüktedir. 2 Newton, 2 Newton. Doğru. F1 ve F3 aynı doğrultudadır. Yatay doğrultu, yatay doğrultu. Ya da doğu batı doğrultusu demiştik. Doğru. F2 ve F3 kuvvetleri. F2'ye baktım. F3'e baktım. Büyüklük, yön ve doğrultuları farklıdır. Evet, büyüklükleri farklı. 2'ye 3. Yönleri de farklı. Güney ile batı. Doğrultuları da farklı. Bu dikey, bu yatay. Bu da doğru o zaman. F1 ve F3 aynı yönlüdür. Bakıyorum F1 ve F3 aynı yönlü değil. Aynı doğrultudadır. Lütfen buna karıştırmayın. Doğrultudadır. Ve sildik. Devam ettim 12. soruya. 12. soru da gayet uzun bir soru ama hiç de zor bir soru değil. Bunları özellikle yerleştirdim çocuklar buraya. Uzun sorulardan korkmayın diye. Kitaba tek bir kuvvet uygulanıyor. Ya duran bir kitaba sen ne tarafa olursa olsun bir kuvvet uygularsan bu kitap hareket eder. Dolayısıyla hareket etti. İki tane kuvvet uyguladı ama ikisi de bu tarafa doğru gidiyor. O zaman bu da hareket etti. Kitaba zıt yönlü farklı büyüklükte. Örnek veriyorum, bu 3 Newton nasıldı? Bu da kendine doğru 5 Newton nasıldı? O zaman burada bileşke kuvvet sıfır olmadığında dengede olmamış oluyor bu cisim. Böyle hareket edecek benim verdiğim gibi olursa. Yani sonuçta bir hareket var. Kitaba zıt yönlü ama aynı
büyüklükte, aynı büyüklükte ise bu 3 Newton ise bu da 3 Newton'dur. Dolayısıyla bileşke kuvvet zıt yönlü olanları çıkardığınızda 0 kalıyor ise cisminiz dengede anlamındadır. Şimdi aşağı doğru inip bakalım. İlk 3'ü hareket edecek, 4'üncüsü hareket etmeyecek. Yani hareket etti, etti, etti. Burada da etmedi. D seçeneği doğru cevabınız oluyor bu soruda. Hemen 13. soruya bakalım. 13. soruda şöyle demiş. İnsan kalbindeki odacık sayısı kaçtı? Düşünüyorum 2 kulakçı, 2 de karıncık. O zaman 4. Kalbimizin çalışma şekli elbette ki istemsiz. Burada sonuçları zaten direkt kelimeleri vermiş. D seçeneği hemen bulduk. 14. soruda bir görsel var. Görseldeki tabii bir kan hücresi çeşidi ve rengi. Rengi zaten kırmızı vermiş o zaman bu. Alyuvar. Yani alyuvarların yapısıyla ilgili hangisi doğrudur? Bakıyorum. Akyuvar hücresidir. Renksizdir. Ya zaten kırmızı vermiş, nasıl renksiz olsun? Akciğerlerden vücut hücrelerine gaz taşıması çok mantıklı görünüyor. Çünkü alyuvarların birincil görevidir. Yaralanma, kanama, damar zedelenmesi gibi durumlarda kanın durdurması, pıhtılaşmasını sağlıyor. Hayır, bunlar değildi zaten. Bunu da öğrendik. O yüzden de cevabımız C şıkkı. 15. soruya geldim. 15. soruda bize boşluklara hangilerinin yazılması gerektiğini soruyor. Kanı vücuttan kalbe getiren, vücuttan kalbe getiriyor. Eğer kalpten gidiyor ise atar damardır, geliyor ise vücuttan kanı toplayarak geldiği için toplar damardır. Bunu çok kez söyledik. Getiren damarlarımızdır. Akciğerler, burada akciğerlerde farklı bir durum vardı hatırlarsanız. Çünkü kalpten akciğerlere gidip temizlenip tekrar geri geliyordu. Bu yüzden kalpten çıkan damara atar damar dediğimiz için akciğerlere giden de organa gidiyor olmasına rağmen atar damar ismiyle. Sadece burada bir farklılık vardı. Çok da üstüne basa basa söylemiştik zaten. Şimdi bakıyorum buraya, kanı vücuttan kalbe getiren damarlarımız toplar damarlardır. Akciğer toplar damarı hariç kirli kan taşır. Toplar damarlar genellikle kanın geldiği organın adını alır. Örneğin böbrek toplar damarı, karaciğer toplar damarı, yani bütün boşluklara toplar damar yazmamız soruyu doğru cevaplamamızla aynı. Geçtim 16. soruya. 16. soruda yanılabileceğiniz bir nokta vardı. Çünkü eğer soruyu dikkatli okumadıysanız, bu bitişle ilgili verilen bir görselmiş gibi düşünürseniz en yakın M olduğu için M'nin daha süratli olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu yarışa başlarkenki konumları ve hepsi aynı anda bitirmiş. Yarışa en geriden L başlamış. Hepsi aynı anda bitirdiğine göre en süratli L'ye gitmiş. Çünkü L bu kadar yol gitmiş, K bu kadar gitmiş, M bu kadar gitmiş. Dolayısıyla L'nin süreti en büyük, sonra K, sonra da M. Soruları lütfen dikkatli okuyun. Burada çeldiriciye takılanlar olmuştur diye tahmin ediyorum. Umuyorum ki herkes doğru yapmıştır. 17. soruya baktım. 17. soruda bir sürat zaman grafiği var. Sürat zaman grafiğinde hangisi yanlıştır diye sormuş. Sürat var, zaman var. 2, 4, 6 saniye geçmiş ve hep 50 metre bölü saniye süratle gitmiş. Yani bu bizim öğrendiğimiz gibi sabit süratli hareket grafiği. Tamam. Şimdi bakıyorum, araç sabit süratle gitmiştir. Aracın süreti 50 metre bölü saniyedir. 2 ve 4. saniyeler arasında, 2 ve 4. saniyeler arasında kaç saniye zaman geçti burada? 2 saniye. Peki kaçla gitti? 50 ile. Hatırlıyor musunuz? Bir üçgen yapmıştık. Nasıldı? X eşittir V çarpı T'di. Yol, sürat, zaman ve o kadar çok yazdım ki, o kadar çok kez yazdım ki yol, alınan yol bölü zaman, işte şöyle yazalım, alınan yol bölü zaman eşittir sürat. Her soru çözerken bunları tekrar tekrar yazmıştım. Veya alınan yolun nasıl bulunduğunu bilmem için bunun üzerine kapatıyordum, yokmuş gibi düşünürsem yan yana olanları çarpıyorum. Süratle zamanı çarptım. Şimdi zaman ne kadar? 2 saniye. Peki süreti ne?
50. Bu durumda çarptığım zaman 100 metre yol yapıyor. Ama burada 50 metre yol aldığını söylemiş. Bu durumda cevabım yanlış. D seçeneğine bakalım. 4 saniyede 200 metre yol almıştır. Süre yerine 4 yazarsam 4 çarpı 50, 200. D seçeneği doğru olmuş olur. Cevabımız C. 18. soru, en son ünitemizle ilgili bir soru. 18. soruda diyor ki X halinde tanecikler öteleme hareketi yapıyor. O zaman X katı değil. Çünkü X yani katı hali öteleme ya da dönme hareketi yapamıyordu. Y tanecikleri arasında, X'in katı olduğunu hemen bir eleyeyim. Y taneciklerin arasında çok fazla boşluk bulunduğu için çok fazla boşluk. Yani gaz, Y'nin direkt gaz olduğu. Zaten böyle bir tane şık var. Direkt cevabım ortaya çıkmış oldu. Cevabımız D şık. Sadece burada öteleme kelimesi sizi soruyu doğru cevabına ulaştırıyor. Hemen gene aynı konuyla ilgili başka bir soru. X, Y, Z'nin fiziksel halleri var. Taneciklerin arasındaki boşluk ne kadar fazlaysa o gaz, sıvı ve katı diye sıralanır. Çünkü boşluğu fazla olan sıkışabiliyordu. Hemen zaten yazdım, çözmüş de oldum. Gaz, katı, sıvı. 1, 2, 3. Gaz, katı, sıvı. Yani C seçeneği daha bakar bakmaz sorunun doğru cevabını bize ulaştırdı. İnelim aşağı. 20. soru. 20. soruda yine hareketleriyle ilgili, çok üzerinde durdum anlatırken zaten. Tanecikleri titreşim ve öteleme yapıyor mu? Evet. O zaman katı değil diyorum. Tanecikleri arasında çekim kuvveti fazla mı? Bakıyorum. Şimdi hangi hali olduğunu sordu. Öteleme hareketi yaptığına göre katı değil. Katıyla ilgili de bir şey değil. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti fazla mı? Hayır. Ne kadar katı, sıvı, gaz şeklinde gidiyor ya. Katının tanecikleri birbirine daha yakın olduğu için arasındaki çekim kuvveti de daha fazlaydı. Enerjileri çok fazla mıdır? Evet. En çok enerjisi olan hangi hal? Gaz hali. Şöyle çizmiştim, hatırlar mısınız? Bir tanecik mesela bu katının enerjisini gösteriyorsa bu sıvının enerjisini göstersin. Bu da gaz taneciklerin enerjisini göstersin. Ne kadar çok hal değişimi gaza doğru giderse maddelerin taneciklerinin içinde bulunduğu enerji de o kadar artar. Zaten bunu konuştuk. Cevabımız D şıkkı çocuklar. Hadi bakalım, geldik 21'e. 21'de Efe bir olay anlatıyor bize. Benim yaptığım işlem sonrasında X sıvısının tanecikleri birbirine yaklaştı ve yavaşladı. O zaman katı, sıvı, gaz da bu tarafa doğru geldi Efe'nin işlemi. Yani soğuttu. Bu tarafa doğru gelirse ısı veriyordu. Eğer katıdan gaza doğru gidiyor ise ısı alan bir olaydı. Efe'nin yaptığı bir soğutma işlemi. Ece de demiş ki benim yaptığım işlemde de hızı arttı. O zaman ısı aldı. Isıtma işlemi yaptı. Efe'ninki, özür diliyorum Adi'nin. Efe'ninki, sizde sakın bak bunu yapmayın, burada Ece var. Efe'ninki soğutma, Ece'ninki ısıtma. Yani cevabı B şıkkı oluyor 21. soruda. 22. Zaten derste deneyinde yapmıştık. Artık bunu çok iyi anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Yoğunluğu büyük olan altta olacak. En büyük yoğunluk meyve suyunda, sonra gliserinde, sonra mısır yağında. Meyve suyunun en altta, sonra gliserin, sonra da mısır yağının olduğu A seçeneği doğru cevap olur diye söyleyelim. Hemen 23'e geldim. Yine bir yoğunluk sorusu. Burada ilk önce bir yoğunlukları hesaplayalım. Dede muzu böl ver. Yoğunluk eşittir kütle bölü hacim. O zaman X için baktım. 10'u 5'e böldüm. 2 gram bölü santimetre küp. 20'yi 4'e böldüm. 5 gram bölü santimetre küp. 10'u 10'a böldüm. 1 gram bölü santimetre küp. Buna göre bu maddeler yoğunluğu 3 olan sıvının içine bırakılıyor. Hangisinin yoğunluğu 3'ten daha küçüktür? Aslında hangisi yüzer batar diye sorsa daha iyi olabilirdi. Ama şu anda hangilerinin daha küçük olduğu, zaten sayısal veriler olduğu için çözmem daha kolay. X'inki 2 daha küçük, Z'ninki de 1, o da daha küçük. Bu durumda X ve Z, yani C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur.
Hemen devam ettim 24. soruda. 24 aşağıdakilerden hangisi maddenin yoğunluğu? Grafik sorularında ne farkı var az öncekinden? İster tablo olsun ister grafik olsun. Kütle değerini hacmine bölüyorum. Çünkü dede muzu böl ver kütle bölü hacim. Hemen baktım kütlesi 36 hacmi 6. 36 bölü 6 6 yaptı. 24'ü 4'e de bölsem 6 yapar. 12'yi 2'ye de bölsem 6 yapar. Çünkü saf maddelerin yoğunlukları ayırt edici bir özellik olduğu için hangi kütleyi hangi hacme bölerseniz bölün cevabınız hep aynı madde için aynı değeri gösterecektir. Devam ettik 25. soru. 25'te demiş ki madde tanecikleriyle ilgili bazı özellikler verilmiş. Belirli bir hacmi var. Katı için konuşuyoruz. Var. Belirli bir şekli var. Evet. Hacmi yoktur. Yanlış. Şekli yoktur. Yanlış. Titreşim hareketi yapabilir ama öteleme ya da dönme hareketi yapamaz. 1, 2 ve 5. Yani cevabımız D seçeneği oluyor. Hemen gelelim 26. soru. İnanılmaz kolay bir soru zaten. Hangisinin tanecikler arasındaki boşlukları diğerlerine göre daha azdır? Hani çizdik ya böyle katının taneciklerini sıkışık sıkışık. Bunun arasındaki boşluk daha az işte. Yani katı olması lazım. Su değil, hava değil, zeytinyağı değil. Cevabım bu soru için demir yani C şıkkı. 27. sorudayız. Şimdi burada aynı sizinle daha önce derste çözdüğümüz gibi soru. Baktım bakın K cismini hareket ettiren 9 Newton'luk kuvvet 1, 2, 3 bölme. Yani 9 Newton'luk kuvvet 3 bölmeye denk geliyor ise uygulanan kuvvetlerin her bir bölmesi 9'u 3'e böldüğümüzde 3 Newton'dur. Şimdi sorunun diğer kısmına bakıyorum L'yi. Bu tarafa doğru 2 tane var. 1 bölme 3 Newton ise buraya doğru 6 Newton oldu. 2 tane olduğu için 2 çarpı 3 eşittir 6 Newton yaptım. Bu tarafa doğru 1, 2, 3, 4 bölme var. 4 çarpı 3 eşittir 12 Newton da bu tarafa doğru. Bu taraf dediğim tabii ki batı, diğer tarafta doğu. Şimdi bileşke kuvveti bulurken hatırlarsanız zıt yönlü olan kuvvetlerden büyükten küçüğü çıkartıyordum ve bileşke kuvvetin değerini buluyorum. Hatta ona da R demiştim bileşke kuvveti. Eğer yönünü sorsaydı bize batı yönünde 6 Newton derdik. Ama yön sormadığı için direkt sayısal cevabımız 6 oluyor. Burada bunlara dikkat edin. İlk verilen kaç bölme vermiş? O zaman her bir bölme kaç Newton'a karşılık geliyor? Soruları çözerken en önemli kısmı burası. Bunu yaparsanız zaten soruyu yanlış yapmanız mümkün değil. 28. soruya geldim. 28'de kuvvet duran bir cismi hareket ettirebilir. Kuvvet etki eden her cisim hareket eder. Kuvvet etki eden her cisim hareket eder mi? Hayır etmez. Neden? Çünkü sürtünme kuvvetinden daha küçük bir kuvvet uyguluyor olabilirsin. Veya ben duvara kuvvet uyguladığım zaman duvar hareket ediyor mu? Hayır. Kuvvet etki eden her cisim ifadesi yanlıştır. Burada dikkat etmeniz gerekirdi. Eğer yanlış yaptıysanız bu sebeple Ece'nin söylediğini alamam. Kuvvet hareket eden bir cismi durdurabilir. Kesin durdurur dememiş. Durdurabilir. Evet durdurabilir. Kuvvet hareketli bir cismin hızını da değiştirebilir. Evet yukarıdaki çok net bir cümle olduğu için eledik ama bunlar olabilir diyor. Evet olur. O yüzden Esin ile Selin'in söylediği yani B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur. Dikkatli olan kazandı bu soruda. Devam ettim. 29. soru. Aşağıdaki kelimeleri yukarıdaki boşluklara yerleştireceğim. Buzdolabından çıkarılan buz eriyerek sıvı hale geçti. Eledim. Bu olay sırasında taneciklerin hızı arttı. Çünkü katıdan sıvıya geçti. Azaldığı da geçtim zaten cevabım A. Da. Hadi devamını da yapalım. Tekrar buzdolabına konduğunda ise donarak katı hale dönüştü. Taneciklerinin hızı da azaldı. Söylediği cümlenin tam tersi zaten devamı. Bu yüzden cevap A.
Ve geldik son soruya çocuklar. Son soru da akciğerlerimizden bahsediyor. Yani solunum sistemiyle ilgili. Bu görselle ilgili olarak hangileri doğrudur? Yapısında alveol bulunur. Evet, alveoller akciğerlerin parçaları. Sol akciğer sağ akciğerden daha, pardon, sağ akciğer soldan daha büyüktür. Evet, özellikle söylemiştim. Çünkü sol tarafta kalp olduğu için kalbin olduğu alan akciğerlerde eksik. Bu yüzden bu da doğru. Gaz alışverişi bu organın içindeki çok küçük yapılarda gerçekleşir. Evet, alveoller gayet de küçük yapılardır. Bu yüzden cevabınız D seçeneği oldu. Çocuklar, bu konunun tamamını zaten derslerde işledik. Tahmin ediyorum ki hepinizin sınavı güzel geçmiştir. İnşallah da full yapan çok olmuştur. Biliyorsunuz ki buna ödül koymuştuk. Kim full yaparsa ona benden hediye vardır. Umuyorum ki birçok hediye veririm. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Öpüyorum sizleri.